bir farklı bir duygu vardı. İnsanlarda bir hırs vardı. Herkes bir alan bayrağı. Yani kimse de ne silah ne sopa hiçbir şey yoktu yani. Hiç kimse bu şekilde beklemiyordu zaten. Yani bize silahla ateş edeceklerini. Yani hiç korkularına hiçbir şey hissetmedim. Yani oraya gittik artık ölüm göze aldık. Yani oradaki orada tek bir sesleri olsun. İşte selalar veriliyor. Orada saracağım işte o canlar ki selasın. Ülkede hiçbir şey yok. Darbe konduramadı. Vuracaklarına da ihtimal vermedi. İlk Saraçhane'de vurulanlar da Eren Bey. Benim yanımda insanlar yere düşmeye başladı. Biz yani miting havasında gittik, hazırlıksızdık. İlk vurulanlardan biri de kadındı, göğsünden vuruldu. Yaşıyoruz, okutuyoruz, okuyoruz. Kardeşlerim, bu önceki darbeler gibi darbe değildi. Sebepleri halk edip, darbeler yapıp, iktidarları değiştirip, yeniden yönetime el koymak değildi. Bu çok farklıydı. Bu yanı başımızdaki Suriye'yi buraya taşımaktı. Oradaki Irak'taki kavgayı Türkiye'ye sokmaktı. Kardeş kardeşi birbirine düşürmekti. Bu ülkeyi işgal etmekti. Eğer bugün onların arzuları gerçekleşmiş olsaydı, bu hainlerin planları tutmuş olsaydı, bugün Türkiye'nin ne halde olacağını burada saymakla, söylemekle bitiremeyiz. Elhamdülillah, o güçlü adam, reisi cumhurumuzun özüyle sözüyle bir olan, güven veren bu insanın çağrısıyla bu millet yollara döküldü. Asla Türkiye'ye geçit vermeyeceğiz dedi. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz dediler. Bu ülkeyi asla ele geçiremeyeceksiniz diyerek canını seve seve feda ettiler. Ve biz bugün huzur içinde bu topraklarda yaşıyoruz. Kardeşlerim, unutmadık, unutmayacağız. Çocuklarımıza da, torunlarımıza da bunu altın harflerle gönüllerine, kalplerine yazacağız. Bayrak için yürüdük, şehidiz ya da gazi, feda olsun can dediler. Vatan için, millet için, devlet için. Vatan için, millet için.